Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere Yiğidero Tekstil için yazdığım performans yönetim sistemini anlatmaya çalışacağım, tanıtmaya çalışacağım. Kullanıcı adı ve şifreyle programa giriş yapıyorum. Program yine firmanın isteklerine göre yazıldı arkadaşlar. Oldukça kullanışlı ve sade bir program. Öncelikle yeni operasyon tanımlaya tıklıyorum. Burada ürün kodumuzu yazıyoruz. Bu 003 diyelim. Çocuk elbisesi, açıklama kırmızı renkli. Aslında daha önce bazı bu renk böyle bir operasyon tanımlamıştım örnek amaçlı. Ben bunları tamamlandıya çekmek istiyorum arkadaşlar öncelikle. Tamam, şimdi baştan operasyonu tanımlayayım. 003 diyelim. Çocuk elbisesi, kırmızı renkli çocuk elbisesi diyelim. Üretim adedi 2000 adet üretmeyi düşünüyoruz. Önce buradan da Load'a tıklayarak bir elbise resmi de ekleyeyim şuraya. Hemen operasyonlarımızı buradan seçiyoruz. İstediğiniz operasyonu şuradaki artıya basarak burada firmanın operasyonları var. Örnek olarak bunları giriyorum. Kaydet. Ondan sonra omuz çıkma. Şöyle operasyonlarımızı bir defaya mahsus tanımlıyoruz arkada, ekliyoruz buraya. Kol dantel diyelim. Tamam. Yani hepsini ekleyebiliyoruz. Şimdi hemen buradan az önce eklediğim operasyonlardan arka pense tıklıyorum. Kök süresi yani bir tanenin normal takma süresi 23 saniye. Dikkat edersin 1.4 personeli seçilebilir. Bir tane veya iki tane personeli ekliyorum. Ondan sonra pat takma. Bunun kök süresi 45 saniye. Burada bir molada 182 adet yapılması lazım. Bir saatteki maksimum 80 adet. 2.75 personele ihtiyacımız var. Şöyle 2-3 tane personel ekliyorum. Yine başka bir operasyon. Bunun süresi 22. Bir personel ekleyeyim. İstediğiniz kadar operasyonlara personeller ekleyebilirsiniz. Yine herhangi bir operasyonun buradaki simgeye tıklayarak, mesela burada şu anda kaç personelimiz var? İki personel. Şuradaki butona tıklayarak başka personeller de eklenebilir arkadaşlar. İstediğiniz kadar personel ekleyebilir, çıkarabilirsiniz. Sonra bunu kaydediyoruz operasyonumuzu ve üretime başlıyoruz farz edelim. Tabii ben bütün operasyonları eklemedim. Burada çocuk elbisesi var. Şuradaki butona tıklayarak güncelleme yapabilir, yeni operasyonlar ekleyebilirsiniz. Yine süresini 66 dediğim zaman 4 tane personel ekliyorum. Gördüğünüz gibi ve tekrar kaydete basıyorum. Yine güncelle diyerek üretim maksimum adeti arttırabiliriz, değiştirebiliyoruz. 3000 adet üreteceğiz diyelim. Şimdi operasyonu çift tıklayarak personellerimizin günlük yaptığı miktarları girelim. Mesela Fatih Can. Ben internetten bu resimleri buldum arkadaşlar. 100 adet, 100 adet, 100 adet, işte 90 adet üretmiş. Kaydet diyorum ve performansını görüyorsunuz. %27 ile çalışmış bugün. Yine aynı personel bir sonraki günde, tabi tarih otomatik 4 olacaktır. O günde mesela 50, 50, 50, 60 adet üretmiş olsun. Gördüğünüz gibi bir sonraki gündeki bu personelimizin performansı düşmüş. %14'e gelmiş. Genel performansı %21. Yine Sinan'ı seçiyoruz. Sinan işte 300 adet. 300, 300, 300 diyelim. Bu şekilde ekleyebiliyoruz. Cemal yine günlük yaptığı ürünleri miktarları yazıyoruz buraya. Ve gördüğünüz gibi tüm çalışanlarımızın bugünlük performanslarını bu operasyon için görüyoruz. İkinci pat takmaya geldik. Ah yine bu arkadaş. Yine miktarları giriyoruz. %384 oldu çünkü çok fazla yapmış mesela gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde günlük olarak tüm çalışanlarımızın günlük kaç adet yaptıklarını böyle giriyoruz operasyona. Ondan sonra arkadaşlar performans analizine gelip burada raporla dediğim zaman çalışanlarımızın performanslarını görebiliyorsunuz. Az önce girdiğim arkadaşların Sinan, Mehmet, Cemal ve Fatih'in performanslarını görüyoruz. Mesela şu operasyonda tanımladığımız, yani girmediğimiz kim var mesela?
Örneğin Ayşegül'ün performansını az önceki listeden göremedik. Çünkü Ayşegül çalışmamış gördüğünüz gibi. Herhangi bir üretim miktarlarına girmedik. Hemen onunkini de girelim şöyle. Burada da 200, 200, 200, 200 adet yapmış olsun. Ve burayı kapattığımız zaman yine analize gelip raporla dediğimde Ayşegül'ün de burada performansını görebiliyoruz arkadaşlar. Normal maaşını 17 bin olarak tanımlamıştık. Maaş hak edişi şu anda 17.351 olması lazım. Bunu hak ediyor. Yani 5 saat normal maaşından işte 0,62 gün fazla çalışmış gibi performansından dolayı ve maaş hak ettiği maaş bu olarak gözüküyor. Burada Excel'e aktar diyerek performansı Excel'e aktarabiliyoruz personellerimizin performansını. Gördüğünüz gibi şöyle Excel'e de aktarmış olduk arkadaşlar. Programda personel listemiz var. Personellerimizi buradan tanımlıyoruz. Bilgilerini değiştirebiliyoruz, güncelleyebiliyoruz. Yeni personel ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde personellere program için yetki tanımlayabiliriz. Hangi menüleri görmesi gerektiğini. Mesela Fatih Can. Şöyle bir Fatih'e bakalım. Fatih'in kullanıcı adı FG'dir. Ben gelip buradan personel yetkilerinden Fatih Can'ı seçip ben Fatih'in sadece analizi görmesini istiyorum. Kaydet diyorum. Kapatıyorum burayı. Kullanıcı değiştir. FG ile giriş yaptığım zaman gördüğünüz gibi sadece ona performans analiz ekranı açık. Diğer menülerde işlem yapamıyor gördüğünüz gibi. Yine bu şekilde giriş yaptım. Programın yaptığı bu. İstediğimiz operasyonları tanımlayıp günlük kaç adet yaptıklarını işleyerek performanslarını görebiliyoruz. Tamamlandı dediğim zaman da şu anda dikkat ederseniz ana ekranda bir operasyonumuz aktif. İki tanesi tamamlanmış durumda. Ben bunu da tamamlandı diye kaydettiğim zaman üç tane tamamlanmış operasyonum var. Yine tamamlanan operasyondan bunu çıkarabilirim ve tekrar veri işlemeye devam edebilirim arkadaşlar bu operasyona. Pat takmada işte Cemal Kaya kaç adet yaptıysa bunları giriyoruz. Mesai yapmışsa 50 adet mesaide ve 60 dakikalık bir mesai işlenmişse bu personelimiz mesaiye kalmışsa bunu mesai zamanı da giriyoruz. Dolayısıyla performansa o mesai saatini de baz alarak performans raporunu veriyor. Program gördüğünüz gibi oldukça basit. Ürünlerimizi tanımlıyoruz. Bir operasyon yani ne üretilecekse bunları bilgilerini girdikten sonra tek yapmamız gereken operasyonu çift tıklayarak günlük olarak çalışanlarımızın verilerini işlemek. Yine ayın işte 5'inde kaç adet yapmışsa bunları giriyoruz. Ve otomatik olarak program bu personelimizin performansını hesaplıyor. Mesela ayın 5'ini girdik. Ayın 6'sında 80, 80 bu şekilde giriyorum. Ve gördüğünüz gibi performansı düzelmeye başladı. Ayın 7'sinde 200-200 yapmış olsun. 200 adet. Evet, gördüğünüz gibi performans yukarı yönlü görünüyor. Rapora geldiğimiz zaman da az önce işlediğimiz veriler şu arkadaştı Mehmet Çelik'ti sanırım. Mehmet Çelik miydi? Bir bakalım tekrar. Fatih Can. Şöyle Fatih Can'a bakalım. Fatih Can. Evet. Dikkat ederseniz toplam süre 163 bin saniye çalışmış. Toplam çalıştığı toplam süre bu da yaptığı ürünlere göre yani yaptığı işe göre burada gözüküyor. Performansı düşmüş. Normalde 10 bin maaş alıyor. Bunun hak ettiği maaş 8.763 %26 performansla çalıştığı için. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bstkanalı@gmail.com'a mesaj yazabilirsiniz, mail gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tanıtımda görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.